Selamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. Lazimi sıfatlardan zıttı olan sıfatları ele almıştık bir önceki dersimizde. Bu dersimizde de zıtsız olan sıfatları hızlıca ele alacağız. Lazimi sıfatlardan zıtsız olanlar. Lazim sıfatları ikiye ayırmıştık, hemen özetleyelim. Bunlar neydi? Harflerden ayrılmaması gereken sıfatlardı. Yani bu sıfatlardan birinin eksik ya da yanlış yapılmasından dolayı ortaya lahni celi denilen açık hata ortaya çıkar ki bu şekilde yapılan bir okuma caiz değildi. Bundan kaçınılması gerekiyordu. Zıttı olanlar cehir, hems, şiddet, rihvet, ortasında beyniye, istiala, istifale, diğer adıyla istifalenin inhifat, itbak, infitah, izlak ve ismat. Bunun tabii ki sarf ilmiyle alakalı olduğunu da söylemiştik. Zıttı olmayan ise farklı sıfatlar da var ama biz bu dersimizde 4 tane ele alacağız, 5 tane ele alacağız. Safir, tekrir, tefeşi, istitale ve inhiraf sıfatları. Şimdi görelim safir, tekrir, tefeşi sıfatlarını. Safir sözlükte ıslık sesi, kuş ıslığı anlamına gelir. Terim anlamı ilgili harfin seslendirilmesi sırasında kuş sesini andıran bir ses ya da ıslık sesine benzer keskin bir sesin çıkmasıdır. 3 tane harfi var. Zay, sin, sad, z, z, se, sa. Bu seslere çıktığından dolayı safir sıfatı verilmiştir, söylenmiştir. Yine tekrir sıfatı, yani tekrarlamaktan geliyor, yinelemek manasında. Tecvid ilminde ise dil ucunun titremesine ve sürçmesine denir. Ra harfine aittir. Ra, ra söylerken yani bu şekilde bir tekrarlama çıkıyor. Yine tefeşi sıfatı da sadece şin harfine ait. Telaffuz esnasında sesin nefesle birlikte ağızda yayılmasına denilmekte. Şin harfine aittir. Görelim diğer istifale ve inhiraf sıfatlarımıza. İstitale arkadaşlar sözlükte uzamak manasına gelir. Tecvid ilminde ise harfin telaffuzu esnasında dil kenarının üst azı dişlerinden lam harfinin mahrecine kadar uzamasına, kaydırılmasına denmektedir. Dat harfine mahsus özel bir sıfattır. İnhiraf ise eğilmek manasında. Lam ve ra harfi okurken dilin kıvranması, mesela la derken yine ra derken dil ucu hafiften kıvrılıyor. Buna da inhiraf denmekte. Evet, dördüncü dersimizi özetlersek, safir ıslık sesine benzer ses, zay, sin, sad harflerinde, tekrir tekrarlamak, yinelemek manasında, ra harfi söylerken tekrarlama ifadesi çıkıyor. Ra, ra gibi. Yine tefeşi yayılmak manasında şin harfine ait bir sıfat. İstitale ise uzatma manasında dat harfi üst azı dişlerin iç tarafına hafiften değdirilirken dilin sağ tarafı ya da sol tarafı lam harfine kadar uzamasına diyorduk. İnhiraf ise lam ve ra harfi yani bükülmesi, lam ve ra harfi telaffuz ederken dilin hafetul lisan dediğimiz dilin ön tarafının ucunun biraz arkası hafiften bükülüyor. Buna inhiraf sıfatı denmekte. Lazım sıfatlar arkadaşlar zıttı olanlar ve zıttı olmayanlar diye iki kısma ayrılmıştık. Bu dersimizde zıttı olmayanları gördük. Yani safir, tekrir, tefeşi, istitale, inhiraf sıfatları. Zıttı olanlar neydi? Cehir, hems, hems neydi? Fehessehu şahsun seket harfleri. Şiddet, rihvet, beyniye, ecid kadın beket, şiddet. Beyniye vardı arasında lin umar. İsti'ala, istifale, isti'ala hussa dadin gıyıp, kalın olan harfler. İnfitah ve itbak. Dil ortası üst damağa doğru yapışırsa itbak. Ayrılırsa infitah. Yine izlak ve ismat. Harf telaffuzu hızlıca söylendiğinde farra min lubbin. Bunun zıttında da ise harf okurken süratli bir şekilde değil de yavaş bir şekilde ifade ediliyordu. Buna da ismat sıfatı diyorduk. Safir, tekrir, tefeşi, istitale, inhirafta lazım sıfatlardan zıttı olmayan belirli harflere mahsus sıfatlardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.